Hastalandığım zaman yan gelip yatıyorum. Ruhumu sağlıklı tutuyorum. Ondan sonra hiç kimse hasta olmaz. Pekmez ye. Tut pekmezi çok tüketiyoruz. O bize çok iyi geliyor. Yani zencefil tüketiyorum ben özellikle. Kış geldi tabi. Kendimizi korumak zorundayız. Soğuk havalarıyla ünlü olan Kayseri'de kış aylarının gelmesiyle birlikte havalar soğumaya başladı. Bizler de vatandaşlara soğuk havalarda hastalıklardan nasıl korunduklarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. İlk önce beslenmeme dikkat ederim. Evde özellikle bitkisel şeylere, vitaminli şeylere, özellikle de çocuğum okula gittiği için, çok kalabalık ortam olduğu için önce beslenmeme dikkat ederim tabii ki. Oldu, üşüttük, hastalandık. Tabii ki bizim hemen ilk yapacağımız şey aile hekimliğine gidip antibiyotik yazdırmaktır. En büyük yanlışlarımızdan bir tanesi. Ağrı kesici şu ufak tefek en şeysinden parol kullanıyoruz. Bir isim vermem yanlış olur mu bilmiyorum da. Geçmezse aile hekimimiz ilk önce. Verdik antibiyotiği, kullandık. Geçti, geçmedi. Ondan sonra onunla ilgili bölüme başvururum ben. C vitamini alacak. C vitamini alıyor. Başka bir şey yok. Portakal, elma, mandalina. C vitamini alacak. Elma falan yok işte. Bir şeyler yiyor. Sizler hastalanmamak için meyve tüketiyorsunuz. Evet. Peki hastalandığınız zaman neler yapıyorsunuz? Hastalandığınız zaman sağlık ocağına gidiyor. Başka bir yere gidemiyor işte. Doktora var. Sağlam giyiniyorum her şeyden önce. Biraz bu meyvelerden, sebzelerden C vitamini içeren şeyler yiyoruz. Başka da bir şey yaptığımız yok ya. Peki hastalandığınız zaman neler yapıyorsunuz? Hastalandığım zaman doktora gidiyorum. Zaten kendim biraz kronik bir hastayım. Doktor kontrolündeyim. Başka da bir şey yapmıyorum. C vitamini falan yemek lazım. Yani öyle. Peki hastalandığınız zaman neler yapıyorsunuz? Ya kış geldi yani soğuktan korunmamak için dikkat etmek lazım her şeye. Giyiminize falan, yememize, içmemize, her şeyimize dikkat etmek lazım. Üstümüzü daha sıkı giyinerek korunuyoruz. Yani harici yapabilecek çaylar içiyoruz hasta olmamak için. Ada çayı, ıhlamurdu. Yani bu tarzda şeylerle kendimizi korumaya çalışıyoruz. Peki hasta olduğunuz zaman neler yapıyorsunuz? Hastaneye gidiyorum doktora. Yapacak başka bir şey yok. Ben kendimi nasıl koruyorum? Beslenmeme dikkat ediyorum. İstirahatime dikkat ediyorum. Bağışıklık sisteminiz çökmediği sürece kolay kolay soğuktan da hastalanmasınız. Sıcaktan da cereyanda kalmayacaklar. Stresten uzak duracaklar. Kirli havadan uzak duracaklar. Sigaradan uzak duracaklar. Daha sayayım mı? Peki sizler hemşire olduğunu söylediniz. Peki hastalanan vatandaşlara neler önerirsiniz? Ne mi öneririm? Evet. Tedavilerine dikkat etsinler. Çevrelerinde kişilere bulaştırmadan önce onlara karşı dikkatli olsunlar, korusunlar. Tedbir bizden, takdir Allah'tan, öyle deriz her zaman. Rahat olmasınlar. Genellikle portakal, mandalin, bu tür şeyleri fazla tüketiyoruz. Giyişimize dikkat ediyoruz. Olan böyle. Peki hastalandığınız zaman neler yapıyorsunuz? Hastalandığımız zaman ne yapıyoruz? Ihlamur, nane, limon kaynatıp bu tür şeylerden kullanıyoruz yani. Peki faydalı oluyor mu? Oluyor, oluyor tabii. Tabii oluyor. Özellikle giymeye çok dikkat edeceksiniz. Onun için sıkıntı olmuyor. Bol nane, limon ve de zencefilli çay içiyorum. Sıcak tutuyorum. Ruhumu sağlıklı tutuyorum. Ondan sonra hiç kimse hasta olmaz. Pekmez ye. Güzel şeyler. Peki hastalandığınız zaman neler yapıyorsunuz? Hastalandığım zaman ayağa kalkmayı düşünüyorum. İçinden gelecek. Kendini salıverdiğin zaman hiç kalkamazsın. O yüzden ne yapıyorsun? Bir iki ilaç içiyorsun ama ilaca da bağlanmak istemiyorsun. Yine bol çay, sıcak tutma, moral verme. Öyle kalkıyorsun. Yoğurt. Vallahi annem genellikle sirke tüketiyor. Yani hurma sirkesi, ondan sonra nane limon, kekik sirkesi, her şeyi kullanıyor. Ben henüz bir şey tüketmiyorum çünkü hastalanmadım hiç. Peki sirke tüketimi sizce işe yarıyor mu? Tabii ki. Bütün bakterileri öldürüyor, net yani. Arada bir bize de içirmeye çalışıyor ama sevmiyoruz kokusunu. Peki hastalandığınız zaman neler yapıyorsunuz? Hastalandığım zaman neler yapıyorum? Güzel bir soru. Yani doktora gidiyoruz, ilaç kullanıyoruz. Onun haricinde biz Malatyalıyız aslında. Tut pekmezi çok tüketiyoruz. O bize çok iyi geliyor. Ya şey, bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak. Yiyecekler, içecek, kış çaylarımız. Onlara dikkat ediyoruz. Yani zencefil tüketiyorum ben özellikle.
C vitamini, mandalina, portakal, mevsimi, elma. Ona dikkat ediyorum. Peki hastalandığın zaman neler yapıyorsunuz? Hastalandığım zaman aslında çok şükür yani çok fazla şey yapmıyorum ama hafif böyle. Normal bildiğimiz aspirin, soda içiyorum ben. Beypazarı soda. Yani o iyi geliyor böyle hafif böyle kırgınlık şeyinde. Onun haricinde de öyle çok hastalanmadım ben. Bu kadar. Yani sizler hastalandığınız zaman soda içiyorsunuz. Ya soda, aspirin yani çok hafif ağrı kesiciler şey. Anam babam usulü aspirin yani biz ondan başkasına sürekli o şekilde şey yaptık biz. Onu tüketiyorum yani onu alıyorum. Onun haricinde de. Böyle ablacığım. Vallahi yeğenim ben yani kalın giyiniyorum. İlaçlarım da var, rahatsızım da yani ayaklarımdan rahatsızım ben de. Kış geldi tabi. Kendimizi korumak zorundayız. Başka yapacak bir şey yok. Kendimizi korumak zorundayız. Peki hastalandığın zaman neler yapıyorsunuz? Hastalandığım zaman mı? Hastaneye gidiyorum. Doktora gidiyorum. Verdiği ilaçları kullanıyorum. Başka ne yapalım? Daha sonra iyileşiyorsunuz. Herhalde. Peki sizler ne yapıyorsunuz kış aylarında hastalanmamak için? Ben astım olduğum için bayağı bir tehlike benim için. Ben elimden geldiği kadar dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Böyle bir hastaneye gitmek zorunda kalırsak çıkıyorum. Elimden geldiği kadar doğal beslenmeye çalışıyoruz. Dışarı çıkarken de üşürsem evde de kafama yün şapka giyiyorum bir. İkincisi gece yatarken sıcacık su torbasını alıyorum. Nereden ağrım sızım var oraya koyuyorum. Üşümemeye çalışıyorum. İki. Biraz da titizliğimden vazgeçtim. Kendime bakıyorum. Üç. Daha söyleyeyim mi? Peki hastalandığınız zaman neler yapıyorsunuz? Hastalandığım zaman yan gelip yatıyorum. İstirahat ediyorsunuz. Aynen öyle. Dünya yıkılsa bir bardağım benim derdim yok içinde. Canım da canım.